Selam dostlar, nasılsınız bakalım iyi misiniz? Umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle hepinizin merak etmiş olduğu bir soruya cevap vermek istiyorum. Daha önceki videolarımda ve yayınlarımda bana pek çok kez sormuştunuz bu soruyu. Oktay Kaynarca yeni dizisi ne zaman? Oktay Kaynarca yeni dizi yapacak mı? İşte bu soruların cevabını bugün bu videoda veriyorum dostlar. Soruların cevabına başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben bu canı sığmazımdan sonra hepimiz merakla Oktay Kaynarca'nın yeni projesinin ne olacağını bekliyorduk. Ve beklediğimiz haber nihayet geldi. Oktay Kaynarca'nın yeni bir dizi yapacağının haberini aldık. Oktay Kaynarca'nın hem yapımcılığını üstleneceği hem de içinde rol alacağı dizinin adı Ev Hapsi dizisi. Oktay Kaynarca bu Ev Hapsi dizisinde Şükrü karakterine hayat verecek. Ve dizi 10 bölümden oluşacak. Daha önce de sizlere söylediğim gibi Televizyona değil, dijitale bir proje geliyor. Oktay Kaynarca'dan. Bu dizi Gain platformunda yayınlanacak. Çekimlerine bildiğim kadarıyla henüz başlanmadı. Yakın zamanda çekimlerine başlanacak ve 10 bölüm olarak Gain'de yayınlanacak. Yani hepimizin merak ettiği Oktay Kaynarca'nın yeni projesi 10 bölümden oluşan Gain platformunda yayınlanacak olan Ev Hapsi dizisi. Peki sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Bunu lütfen yorumlara yazın. Oktay Kaynarca ile ilgili haberimizi verdiğimize göre Videoyu bitirmeden sizlere dün akşam yapmış olduğumuz Hodosu Sevda 39. Bölüm canlı yayınımızın özetini anlatabilirim. Kısaca bahsedeceğim dostlar nelerden bahsettik. Hodosu Sevda 39. Bölüm 3. Fragmanı ne zaman yayınlanabilir? Benim beklentim 39. Bölüm 3. Fragmanı için Pazartesi veya Salı günü yayınlanacağını düşünüyorum. Fragman yayınlandığında fragmanın ardından tabii ki yine canlı yayında veya video olarak fragman sohbetimizi yapacağız. Onun haricinde diziye katılan yeni oyuncularımız vardı. Bunlardan bir tanesi Eral Babaoğlu, Nergis Leto'nun kardeşi, Mithat rolünde diziye katılacak. Sonrasında Yasemin Yazıcı konuk oyuncu olarak dizimize katılıyor. Esma karakterine hayat verecek ve sadece bir bölüm dizide oynayacak. Ve yine en son Ben Mücan görmüş olduğumuz Ben Mücan Cezayir Türk'ün yeğeni olan yani yeğeni karakterine hayat veren Aykut Yılmaz yine Hulusuz Sevda kadrosuna dahil oluyor. Peki bu karakterler dost mu olacak, düşman mı olacak? Hemen ondan bir bahsedeyim sizlere. İlk önce Mithat'tan başlayalım. Erol Babaoğlu'nun hayat vereceği karakter. Ben Mithat karakterinin tarafsız olarak geleceğini düşünüyorum. İlk başta tarafsız olarak gelecek. Bir nevi Dursun Leto'nun yerine gelmişti sayabilirsiniz. Ve bence kimi güçlü görürse onun yanında yer alacak. Ve tahminime göre de Halil İbrahim'in yanında Halil İbrahim'e yakın olacak. Dolayısıyla yani Fikret'e, Fikret ve Halil İbrahim ittifakına yakın olacak da diyebiliriz. Zaten mantık ne? Yani Davud'un artık zamanı azalıyor. Davud'un arkasından yani Davud'dan sonrasında Halil İbrahim'in yanında olacak isimlerden bir tanesi de büyük ihtimalle Mithat olacak diye düşünüyorum. Diğer oyuncumuz Yasemin Yazıcı'nın hayat verdiği Esma karakteri de o da tahminime göre Kaan'ın eski sevgilisi olarak gelebilir. Şöyle bir ortalığı karıştırıp gidebilir diye düşünüyorum. Peki ya Aykut Yılmaz dost olarak mı gelecek yoksa düşman olarak mı gelecek diye sorarsanız bence dayının vurulmasıyla ve yaralanmasıyla ilgili olarak dayının yeğeni olarak gelme ihtimali var. Yani derviş dayının yeğeni olarak gelebilir. Yani Aykut Yılmaz dost tarafına gelecek diye düşünüyorum. Hazır derviş dayıdan bahsetmişken derviş dayının ölecek mi sorusunun cevabını da verelim. Bir sürpriz olmazsa ben derviş dayının öleceğini düşünmüyorum. Ereviş biraz geriye çekilecek, yaralanacak ve işte istirahate çekilecek ama diziden tamamen ayrılmayacağını düşünüyorum. Dizide yine oyuncular gelmeye devam edecek. Özellikle artan rentiklerle beraber ben aksiyonun ve yeni gelen oyuncuların da artacağını düşünüyorum. Senaryoda bir revizyonu var yani öyle hissediyorum. Ve özellikle önümüzdeki bölümlerde hudutsuz sevdada eşkıya dünyaya hükümdar olmaz rüzgarları belirgin bir şekilde esmeye başlayacak, devam edecek. Evet dostlar, kısaca şöyle bir canlı yayını da özetlemek istedim. Canlı yayının tamamını izlemek isteyenler de kanalın canlı yayın sekmesinden ilgili canlı yayına ulaşabilir ve izleyebilir. Canlı yayının altyazısı biraz geç çıkıyor dostlar. Canlı yayın tamamen full HD olarak yüklendiğinde, normal video gibi yüklendiğinde YouTube'a altyazısı da gelecektir. Yani kısa bir süre sonra canlı yayını da altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Evet dostlar şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de bu anlattığım konular hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazın. Bana destek olmak için ve ailemizi büyütmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki canlı yayınımızda veya videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın.